yumurta aldığım için ne kadar şanslıyım. Yumurta neden bu kadar büyük? Aa, korkunç! Görünüşe göre Vita çok şanssız. Gülmeyi bırak. Hadi Casey yumurtanı ye. Hayır Alef sen ye. Yumurtayı sallayalım. Isırmaya çalışacağım. İşe yaramıyor. Okay. Tamam ya. Olmadı işte. Biliyor musun? Senin için bir şeyler var. Al şunu. Teşekkürler Casey. Pekala. Hadi bakalım. Oh hayır. Hayır. Ne iğrenç bir şey. Kocaman bir yumurta zarısı. Şimdi kusacağım. Yüzün berbat Alex. Hadi yumurtanı ye Casey. Kolay. Bakın elimde ne var? Ne var? Öncelikle her şeyi hazırlamalıyız. Kırıyoruz. Ve kızartıyoruz. İşte. Harika yumurta hazır. Vay canına. Yemek zamanı. Ne kadar lezzetli. Bitti. Şimdi senin sıran Vita. Hayır. İçeride ne var? Tamam, burada ciddi önlemlere ihtiyacımız var. Oy oy. Vay canına. Burada kocaman bir şey gerekiyor. Ne yapmaya planlıyor? Korun. Ay. Bakın içeride ne var? Dikkatli ol. Vay canına. Ne kadar bir şey var. Leziz. Harika. Bir de en azından birazcık paylaş lütfen. Pekala alın. Okay. Öyle olsun. Harika. Çok tatlı. Çok tatlı. Vay canına. Ne kadar güzel bir sır gevreğim var. Bu inanılmaz bir çok büyük. Şanssız görünüyorsun Vita. Hey, gülebildiğiniz kadar gülün. Ha, çok hoş ses çıkarıyor. Ne? Sadece bir tane mi? Tamam, hala sütüm var. Bir damla mı? Of, ne talihsizlik. Zavallı Vita. Hadi mısır gevreğini ya Alex. Ya seve seve. Harika. Oh oh oh. Şimdi sütle içelim. Evet. Çok güzel görünüyor. Şimdi hepsi aynı anda. Evet, çok güzel. Çok artık iştahsızı yemiyor. Bilmiyorum. Harikaydı. Kesin şimdi senin sıran. Nasıl bu kadar çok süt içeceğim? Bir fikrim var. Kuru kahvaltıyı kovaya döküyoruz. Evet. Kesin'in ne kadar çok yemeği var. Var be. Mısır gevreği yağmuru. Yakala, yakala mısır gevreğini yakala. Şimdi süt ekleyeceğim. Harika görünüyor. Tamam, yemek zamanı. Bu inanılmaz derecede iştah açıcı. Aynen. Bunların hepsinin ne kadar süre yiyeceğini merak ediyorum. Bak ne kadar komik saçlarım var. Of, sonunda her şeyi yedim. Aa, ne oldu, ne oldu?
Görünüşe göre birileri doymuş. Oh, kendimi iyi hissetmiyorum. Ne tatlı bir pasta. Vay canına, ne kadar lezzetli ve harika bir pasta. Bir de bak ya, isimlerinde ne var? Vay canına. Ne kadar harika bir pastam var. Oh, Alex, ne kadar küçük bir kekin var. Gülün gülün. Ben pastamı yiyeceğim. Oh baby. Hatta bıçaklı bir çatalım bile var. Evet, çok gerekiyor. Evet, deneyelim. Evet, ne kadar lezzetli. Bence bir tane daha yiyebilirim. Bu çok lezzetliydi. Hadi Vita, sıra sende. Bana uzun süre yalvarmana gerek yok. Başlıyorum. Ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Oy, ne kadar özensiz bir şekilde yiyor. Hepsini yemek istiyorum. Duramıyorum resmen. Her tarafın mavi boya içinde. Hey, neden gülüyorsunuz? Pastanı ye Casey. Ya seve seve. Buna bakın Bob. Özensiz. Nefis. Yüzlerinde ne oldu? Ne oluyor? Hayır. Kendi pastası onu ezdi. Yok ya, kurtuldum. Ay. Bunu da yiyebilirim. Ben de biraz deneyeceğim. Herkese merhabalar. Nihayet mücadeleye başlıyoruz. Ve hemen şanssız oldum. Zaten bir paket sakızım var. Bende bundan çok daha fazlası var. Bende aslında bir sürü. Alex, gerçekten şanslısın. Ama sakızlarımızı önce yiyebiliriz. Okay. En azından bir şey. Huba Buba'ya bayılırım. Özellikle de bubblegum tadında. Ne yapıyorsun? Awesome! Come on! Sakızı senin ama çöpleri benim mi kaldırmam gerekiyor? Al sana. Ay, hadi ama kızma. Şu an ne kadar büyük balonduk şirdiğime baksan iyi edersin. Awesome! Balonla oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Ama bunun için gerçek bir usta olmanız gerekiyor. Vay canına, gerçekten çok havalı. Alex, aferin sana. Ama şimdi sakız çiğneme sırası bende. Önce ambalajdan kurtulacağım. Bana çok yardımcı olacak bir yöntem bile biliyorum. Vay canına, çok havalı. Şimdi onları yeme zamanı. Dudak süpürgesi aktiflendi. Vay canına. Şimdi gerçekten büyük bir balonun ne olduğuna bakın. Benden daha büyük bir balonu şişirmesine izin vermeyeceğim. Ne yaptın sen? Korkunç. Balonumu patlatmakla kalmayıp kaşlarımı da elimden aldın. Şimdi nasıl yaşayacağım? Onları tekrar yapıştırırsın. Tamam, sadece biraz panikledim. Tamam. Neden sakız denemek sırası sende. Sonunda ambalajdan kurtulmak için özel bir icat hazırladım. Awesome. Çok etkili bir yol. Şimdi onları birer birer yiyebiliriz. Gerçekten büyük bir balon görmeye hazır mısınız? Öyleyse gidelim. Mila, kes şunu. O çok büyük. Şimdi ne yapacağız? Onu yere nasıl indirebilirim? Bingo. Bir fikrim var. Bir sapan kullanarak bir topu patlatmanız gerekiyor. Alex, ateş et. Neden ben? Çünkü aksi takdirde Mila uzaya uçacak. Hadi daha hızlı. Çarpık. Her şeyi kendim yapmak zorundayım.
Rita, aferin, başardın. Dışlarla arkadaş olmam gerektiğini düşünmüştüm artık. Sizi gördüğüme çok sevindim çocuklar. Oh no! İşte sadece bir tane nar var. Bende bir sürü var. 10 tane. Daha fazlası olamaz. Aynen. Tabii benimdekine bak. Ama benimki daha lezzetli. Mila önce sen ye. Okay. Yaşasın. Neri çok severim. İçindeki tohumların ne kadar lezzetli olduğuna bir baksanıza. Gerçi onları yemek için pek uygun değil. Ama böyle küçük tatlılar için hep yanında cımbızım olur. Lezzetli, rahat ve ellerinizi kirletmenize gerek yok. Tahılları bir tabağa koyup hepsini bir kere yemem daha iyi olur. Çok daha lezzetli. Harika oldu. Tam olarak 100 tane. Bu çok havalı. Öyleyse eskiden olduğundan daha fazla, 100 kat daha lezzetli olacak. Sadece bir arım olsa bile yine de çok mutluyum. Alex, sıra sende. Okay. Önce en lezzetli olana ulaşmanız gerekiyor. Bunları kesmek çok kolay. Onu parçalamak ama. Korkunç. Alex, artık manyak gibi görünüyorsun. Manyak olmak lezzetli değil. Ama bir nar yemek inanılmaz resmen. Alex çıldırdı. Böyle bir şey yok. Ben sadece lezzetli bir nar yiyorum. Hepsi bu. Aslında Vida, sen de vaktini boşa harcamamak için başlayabilirdin. Gerçekten ben de başlayabilirim. Mila, bıçağa ihtiyacım var. Tamam al. Awesome. Sadece bunları yemek sıkıcı. Ama onlardan iştah açıcı meyve suyu yapmak eğlenmekten daha fazlasıdır. Meyve suyu makinenin nasıl olduğuna baksanıza. İşte bu. Büyük çok. Büyük bir meyve sıkıcı artı bir sürü nar. Çok fazla lezzetli nar suyuna eşittir. Siz buna baksanıza. Onu çabucak içmemi istiyor. Lezzetli oldu mu? Çok. Vita, artık yüzünde bile meyve suyu var. Sorun değil. Ondan kolayca ve kolayca kurtulabiliriz. İşte bende sadece bir şişe kola var. Bende daha çok. Bak, Mila'da ne kadar var. Evet, bakın, kola şişelerinden bir kulem var. Ama yine ilk ben içeceğim. En azından bir konuda şanslıyım. Kola her zaman lezzetlidir. Ondan sonra midem hep konuşur. Tüm kola şişelerimi bir kere de nasıl içeceğime dair bir harika fikrim var. Açmam gerekiyor ve sonra geçen yaptığım özel bir pipete ihtiyacım olacak. Bu harika bir fikir. Yine de kola çok lezzetli. Görünüşe göre birileri dışarı çıkmak istiyor. İşte bu güçlü bir kükreme. Siz ne sanıyordunuz? Sonuçta ben bir erkeğim. Ben Pepsi'yi daha çok seviyorum ve bir şişe aldım. Ne kadar havalı. Neden? Şimdi her şey düşecek. Ne olmuş yani? Bırak düşsün. Ama şimdi üst katlara ulaşmak zorunda kalmayacağım. Bahse gelelim, bir kere de tüm kola şişelerini içeceğim. Sana inanıyoruz. Hadi Mila. İyi, bize çöp atma yeter ki. Aynen, bunlar şişeler. Yüzüne bir kavanoz almak acıtıyor. Üzgünüm, sadece göremiyorum. Tatlım, sana ne oldu? Karnını gördün mü? Evet, bunların hepsi gaz. Aa, kurtarın beni. Bu acil bir durum. Vay canına.
Ah tatlım, artık kola yok. Artık istemiyorum zaten. Artık bana sığmaz.